Hayat Sağlıklı Güzel'de konuğumuz diş hekimi Aydin Hoşzeban. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sizinle gülüş tasarımı ve bruksizmi konuşacağız. Öncelikle gülüş tasarımıyla başlayalım. Ne demektir gülüş tasarımı, nasıl uygulanır, kimlere uygulanır? Evet, artık günümüzde estetik çok ön planda tabii ki. Özellikle de cep telefonlarıyla selfiler bayağı gündemde. Dolayısıyla da artık insanlar direkt fotoğraflarda daha güzel görünebilmek için, dişlerde ön planda olduğu için bazı kişilerin renklerinden, şekillerinden, büyüklüklerinden mutlu olmayan kişiler için gülüş tasarımı yapıyoruz. Ne şekilde? Eğer dişlerde fazla bir çapraşıklık yoksa ya da doku harabiyeti yoksa, doku harabiyet dediğim işte aşırı bazen çürük dişler oluyor, daha önce yapılan dolgular oluyor. O tarz bir uygulamalar yoksa biz hastalarımızın öncelikle fotoğraflarını alıyoruz. İşte profil fotoğraflarını yandan, sağdan, soldan, gülerken, normal pozisyonda fotoğraflarını alıp dijital ortamda gülüş hattını önce belirliyoruz. Çünkü herkesin gülüş hattı farklıdır. Kişiye özel tasarım yapıyoruz çünkü. Dolayısıyla da gülüş hattını belirledikten sonra bir de altın olanlar işte alınla, kaş arası, işte dudakla, burun arası mesafe, onların da ölçümlerini yapıp kişiye özel gülüş tasarımı yapıyoruz. Normalde gülümsediğimiz zaman dişlerimizin, özellikle üst dişlerimizin belli bir miktarda görünmesi gerekiyor. Alt dişlerimizin görünmemesi gerekiyor. O şekle göre ayarlayıp bir de tabii ki karşımızdaki hastamızın isteğine göre daha uzun dişler, bazıları özellikle bayanlar ön dişleri birazcık daha uzun, işte tavşan diş istiyorlar, yan dişleri daha kısa istiyorlar. O şekilde planlama yaparak yaprak dişler deniliyor. Eğer dişinde pozisyonu uygunsa, fazla çapraşıklık yoksa sadece ölçü alarak dişleri hazırlıyoruz ve onları özel bir şekilde herhangi bir doku kaybı olmadan, dişe fazla dokunmadan kesinlikle dişlerin üzerine yapıştırıyoruz. Daha güzel. Bu, lamine dediğimiz olay mı oluyor? Lamine, kaplama, evet. Değil mi? Lamine, kaplama değil, lamine. Çok incecik oluyor. Zaten ben hani kendi hastalarımı anlatırken özellikle bayanlara işte çok ince, takma tırnak gibi normal bir şekilde dişe de zarar vermeden, tabii vakanın çok uygun olması gerekiyor bunun için, yapıştırıyoruz dişlerin üzerine. Tabii genellikle daha beyaz dişler istiyorlar. Esasında diş renginde hastanın ten rengine, göz rengine göre karar veriyoruz. Tabii ki doğallıktan yanayız. Yani çok çok aşırı koyu tenli bir kişi için çok aşırı beyaz bir diş rengini asla önermiyoruz. Ama kendi diş tonumuzdan bir ton ya da iki ton daha açık, birazcık daha uzun kişiye göre dişlerle daha güzel gülüşlere kavuşabiliyor. Hayat aslında boyu kalıyor mu o takılan lamineler? Normalde tabii ki ama bu da kişiden kişiye, beslenme tarzı, yaşam tarzı, hastanın alışkanlıkları, bunlar hepsi etkileyen faktörler. Nasıl kendi dişlerimizle diş etlerimiz çekiliyorsa zamanla, tabii ki onları taktıktan sonra da rutin 6 ayda bir diş hekimi kontrolüne gitmemiz gerekiyor. Çünkü sonuçta yapay bir materyal dişimizin üzerine yapışıyor. Eğer diş eti çekilmesi varsa, yediğimiz gıdalar ne kadar fırçalarsak da lamine ile diş arasında birikip alttaki dişin çürümesine neden olabilir tabii ki. Ama bunu rutin kontrollerle, bazı bireylerde hiç diş eti çekilmesi olmuyor ya da 10 yılda bir çok mikronik oluyor. Ama bazı kişilerde de belki bir sene sonra, iki sene sonra çekilme olduğu için değişmemiz gerekebiliyor. Tabii ki beslenme faktörleri, birazcık ısırmaya, koparmaya, normal beslenmemizi sağlayabiliriz. Ama tabii ki fındık, fıstık, ceviz kırmamamız gerekiyor. Normalde de zaten onları normalde de dikkat etmek gerekiyor. Evet, dikkat ama şöyle bir algı var. Ben şimdi dişimin üzerine bir şeyle kaplattım, zaten çok güzel görünüyor. Fırçalamama da gerek yok. İstediğim şekilde de her şeyi koparabilirim. Öyle bir algı var. Çok maalesef yanlış. Evet, yanlış. Yine her türlü sağlıklı bakımları nasıl yapacaksın? Kesinlikle. Onları yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi normal beslenmemizi yapabiliriz. Her şeyi yiyip içebiliyoruz. Çok sert olmayan, ben hep onu diyorum, elmayı da ısırarak yiyebilirsiniz ama aşırı sert olmaması kaydıyla. Mümkün mertebe ısırmamakta fayda var. Biraz aslında dikkat etmek gerekiyor. Peki hocam,
bu gülüş estetiğini herkese yapabiliyor muyuz? Veya bir yaş sınırımız var mı? Kimlere? Yaş sınırı tabii ki şimdi gelişimin tamamlanması gerekiyor. 18 yaş üstü diyoruz çünkü hani tamamen gelişimi tamamlanmış olması gerekiyor. Ama bazen çocuklarda da işte özellikle çok hareketli çocuklarda bisiklet sürerken düşüyor çocuklar. Travmaya bağlı bir takım farklılıklar olabiliyor. Ya da işte ortodontik tedavi görüyorlar ama ona rağmen istedikleri estetiğe ulaşamıyorlar. O yüzden onlara da komple diş olmasa da bir iki diş özellikle ön dişte çok karşılaşıyoruz çocuklarda kırıklara. Uygulayabiliyoruz ama gelişim yani çene yapısı sürekli değiştiği için çocuklarda kesin rutin 6 ayda bir takip etmemiz gerekiyor. O zaman da 6 ayda bir tekrarlamamız gerekebiliyor dişleri. Onlar için de yine estetik uygulamalarımız var lamine gibi. Farklı malzemelerle onlara daha uygun hem maliyeti çok yüksek olmayacak şekilde onu da düşünmemiz gerekiyor. Hem de çocukları en azından 18 yaşına kadar mutlu edebilecek. Çünkü özellikle ergenlik dönemlerinde bayağı bir üzülebiliyorlar. Onları da görüntü olarak mutlu edebilecek tedaviler yapabiliyoruz aynı şekilde. Peki tedavi ağrılı mı, acılı mı? Normalde lamine tedavisinde diyelim ki dişe herhangi bir çok uygun, işte hiçbir çapraşıklık yok. Sadece hastalarımız işte renginden ya da boyundan şikayetçi. Dişe de herhangi bir işlem yapmamız gerekmiyorsa sadece fotoğraf çekip ölçü alıyoruz. O kadar, başka herhangi bir şey yok. Ama bazen diş etleri kısa olabiliyor. İşte gum smile dediğimiz, hani gülümsediği zaman dişler düzgün, gene çapraşıklık yok ama gülümsediği zaman diş etleri görünüyor. O zaman öncelikle diş etlerine müdahale etmemiz gerekiyor. Diş boyunu uzatmamız gerekiyor. Onları da günümüzde artık çok güzel lokal anesteziklerle öncesinde sprey ya da kremle uygulama yapıp daha sonra da ufak lokal anesteziyle, artık dijital lokal anestezikler var. Hani enjektörler çok daha farklı, hiç hissetmiyor bile hastalar uyguladığımız zaman. Uyuşturup gerekirse lazerle müdahalesini yapıyoruz. Kanaması bir şekilde. Ama bazen tabii lazerin de yeterli olmadığı durumlarda klasik yöntemler de kullanabiliyoruz. Ama uygulama sırasında kesinlikle lokal anestezilerden dolayı herhangi bir ağrı hissetmiyorlar. Sonrasında da? Sonrasında ufak tefek ufak bir ağrı kesici gerektiği zaman reçete yazıyoruz ama genelde bize gelen, daha sonra gelenler, hocam siz bize dediniz hani şöyle böyle olabilir ama bir şey hissetmedik. Ne güzel. Bir şekilde hallediyoruz biz onları. Ufak tefek acılar arada o güzel gülüş estetiğine kavuşmak anlamında razı olunabiliyor. Evet, değer. Şimdi hocam bu gülüş estetiğini anlatırken de daha sonrasında işte bir lamine yapıldıktan sonra sert bir şey ısırmak, koparmaktan sakın alın dedik. Ama tabii bir de bugünkü konumuz içerisinde olan bir bruksizm olayımız var. Evet. Zaten bu kişilerde de bruksizm varsa bir şey ısırmasına gerek kalmıyor herhalde. Evet. Çok güzel bir noktaydı. Onlara da önemli. Bir de tabii ki bruksizm de son zamanlarda bir stres faktörü, çevresel faktörler, yaşam tarzımızdan kaynaklı belki arttığını görüyoruz. Evet. Onun için önemli görüyoruz. Evet. Bu konuya da bir değinelim. Nedir bruksizm? Bruksizm ve ne yapıyoruz? Diş sıkma, diş gıcırdatma, özellikle dediğiniz gibi günümüzde özellikle de İstanbul metropolünde yaşayan kişilerin çoğunda, her sektörde var. Günün yorgunluk, stres, uyku düzeninin bozukluğu. Tabii ki bir kısımda da çocukluktan gelen kötü alışkanlık diyoruz. Artık hani birey ona alışmış oluyor. Sürekli dişlerini gıcırdatıyor ya da işte ailesel genetik faktörler de önemli. Herhangi bir şey olmayıp da ailesinde, geçmişinde böyle bir alışkanlığı olan kişilerde de bruksizme olanlar oluyor. Tabii gibi genetik her yerde. Evet. Bruksizmde bile var. Evet, her yerde var. Bu kişilerde de zaten dediğiniz gibi lamine ya da diğer protezler içinde, kendi dişleri içinde sürekli özellikle çok şiddetli sıkıp gıcırdatan hastalarda maalesef dişlerde kırılmalar, aşınmalar, kökte kırılmalar neden oluyor. Diş kaybına kadar. Diş kaybına neden oluyor. Ya da travmaya bağlı kırılma olmasa bile diş kökünde işte lezyon ya da kistler oluşabiliyor. Dolayısıyla da diş kaybıyla sonuçlanıyor. Bu hastalar bize başvurduğu zaman sabah
uyandığımda genelde ağzımı açamıyorum, kilitlenmiş evet. bulunuyorum. Ya da çok yorgun kalkıyorum. Ya da çok yorgun ya da işte dilimi ısırmış olarak, dudağımı ısırmış olarak uyanıyorum. Çene kaslarındaki ağrı. Çok şiddetli baş ağrısı çekebiliyorlar. Baş ağrısı. Birçok hastam, yani kendi yaşadığım işte nöroloji doktoruna gitmiş, kulak burun boğaza gitmiş, baş ağrılarından kurtulamıyor. Migren tarzı ataklar yaşayabiliyorlar. İşte sırt boyun ağrıları. Dolayısıyla da bunlar işte hepsi bruksizmin, diş gıcırdatmanın belirtileri. Biz bu tarz hastalara maseter kaslarına, yani çiğneme kaslarına botoks uyguluyoruz. Bana yapıldı bu botoks. Evet. İşe de yaradı. İşe yaradı. Kesinlikle işe yarıyor. Her vakada sadece bir botulinum toksin uygulamayla çözebiliyor muyuz? Bir de bildiğim kadarıyla bu durumda bir de evet, tabii var. Biz diş hekimleri olarak kesinlikle botoks evet ama plak kullanmadan her vakada mı? Her vakada. Gerçi bazı kişiler bazen sıkıyoruz diye anlatıyorlar. Hani yorgun olduğumuz zaman. Onlar da sadece botoks da etkili olabilir. Hani plak kullanmaktan genelde çekindiğim plak da bu insan. Arada plağı da açıklayalım. Yani plakta koruyor muyuz yoksa onu tedavi edici bir özelliği bir tarafında var mı? Şimdi plak zaten o da kişiye özel bir şey. Çünkü duyduğum kadarıyla dışarıda da farklı satılan plaklar varmış. Asla onları önermiyorum. Tabii. Çünkü ölçülere göre yapıyorsunuz kesinlikle galiba. Kişiye özeldir. Herkesin diş şekli farklıdır. Evet. Biz hastanın ölçüsünü alıyoruz. Genelde üst çeneye uygulama yapıyoruz. Bu bir kalıp. Evet, yani aldığımız ölçüde sizin dişlerinizin şekli çıkmış oluyor. Ve o şekle göre plak hazırlanmış oluyor. Esasında çok aşırı dişini sıkıp gıcırdatanlarda sert plakları öneriyoruz biz. Ama ilk kez plak kullanan hastalarda sonuçta yapay bir malzeme, kullanma adaptasyon zorluğu yaşayıp kullanamayabiliyorlar. Dolayısıyla ilk kez uygulayanlara birazcık daha yumuşak plaklar şeffaf öneriyoruz. Plaklar var, şeffaf, yumuşak plaklar öneriyoruz. Hem ağızlarına daha rahat uygulayabiliyorlar, hem daha kolay adapte olabiliyorlar. Botoks yaptığımız zaman, bir de plak kullanıldığı zaman artık zaten botoksla da hani direkt üstüne uyguladığımız için evet. Hasta tamamen rahatlıyor. Artık dişlerimi sıkmıyor. Ya da ufak miktarda sıksa bile plak olduğu için plak basınçtan korumuş oluyor dişleri. Hem dişlerdeki kırılma ve travmaya engel olmuş oluyor. Hem de hastalar artık çektikleri baş ağrısından, stresten, çünkü sabah yorgun uyanmak çok evet. konforsuz. Aynen gerçekten öyle. Rahat, büyük bir rahatlık. Genellikle hani işte baş ağrısı oluyor veya çenesinde yüzünde ağrı hissederek uyanıyor dediniz. Evet. Bazıları bunu fark etmese de genellikle eşler arasında işte gece dişini gıcırdattı kesinlikle. Diye sabah söyleniyor. Evet. Onun haricinde bir kişi kendisinde bir maseter kasında hipertrofik bir yapı, yani evet. sıkacak şekilde, diş sıkması yapacak şekilde bir durum olduğunu anlaması için ne yapması gerekir? Böyle bir ufaktan anlayabileceği bir yöntemi var mıdır? Evet. Şimdi zaten bazen normal diş muayenesi için gelenler oluyor. Biz zaten ağız için muayene ettiğimiz zaman dişlerin şeklinden, halinden tamam bu hastada kesinlikle bruksizm var diyoruz ama kabul etmeyenler de oluyor. Öyle mi? Dediğiniz gibi aşırı skanlarda bayağı kareleşmiş bir yüz, bayağı bir kareleşmiş oluyor. Ve mesela dün bir hastama sıkın bakın dedim, hissedeceksiniz. Çok sert bir dokuyla, kasla karşılaşıyorlar zaten. Tabii, hani çok belirgin olmuş oluyor. Evet. Bir nevi spor yaptırmış oluyoruz masatır kasları ve gelişiyorlar, büyüyorlar. Bayağı gelişmiş oluyor. O da sert de görüntüye yol açıyor. Sert ve bayanlar için çok rahatsız edici oluyor. Erkek hastalarda şöyle, birazcık da kilosu varsa zaten farkında değil de görüntünün. Hani kilodan dolayı böyle diye. Ama bayanlarda çok belirgin oluyor. Esasında çok da rahatsız oluyorlar tabii fiziksel olarak. Tabii. Botoks uyguladığımız zaman ona da bir yarar oluyor zaten. Tabii ki. Kaslar inceldikçe. Genellikle zaten evet. Görüntü olarak da kişiler önem verdiği için evet. sıkmayı bir kenara bırakıp yüzünde bir kareleşme var. Evet. Bunu V hale getirebilir miyim derken, estetik amaçla yapılırken ya da diş sıkma var. Bu amaçla yapıyorsak evet. bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Bazen de hipertrofik oluyor. Mesela evet. çok aşırı sakız çiğneyen hastalarda ya da çok fazla tek taraflı yemek yiyen hastalarda şimdi profilde baktığımız zaman sol taraf sağ taraftan daha bir gelişmiş, daha bir kare. Sağ taraf normal. Genelde yatış yönüne göre de olur. O da oluyor ama çiğnemeye de bağlı. Hani
eksik dişi vardır ya da bir alışkanlık oluyor. Onlarda da tabii biz farklı tetkikler de gerekirse ultrason önce yaptırıyoruz, işte ölçümlerini yapıyoruz. Ufak dozlarda botoksunu uygulayıp ondan sonra 15-20 gün sonra tek bir doz daha uygulayıp eşit sınıra geldikten sonra tabii ki yapısalda bir şey yoksa ona göre o şekilde de tedavilerini yapıyoruz. Kısa süreli bir işlem değil mi hocam? Tabii ki. Kaç dakikanız alıyor? 10 dakika en fazla. Ne güzel. 10 dakika tam bir öğle arası operasyonu. Evet. Peki ne kadar sürüyor tedavi daha sonrasında? Çünkü şunu sormak istiyorum. Düzeliyor mu, geçiyor mu bu bruksizm? Yani diş sıkma. Bu tedaviler sonrası geçiyor mu? Yoksa tedaviye böyle ömür boyu devam etmek mi gerekiyor? Esasında bu hastalar bize başvurdukları zaman ya da işte kendileri farkında deyip de biz muayenelerini yaptığımız zaman anamnez dediğimiz hastanın bir geçmişini çok güzel bir şekilde dinlememiz gerekiyor. Çünkü işte altyapısında psikolojik faktörler varsa, ne bileyim işte farklı hastanın kendisini çözemediği bir takım problemler varsa ben hep söylüyorum bu kombine bir tedavidir. Botoksunu yapıp planı yapıp ben ayrıca bir de akupunkturla lazer de uyguluyorum eklemleri rahatlatma amaçlı. Gerçekten çok rahatlıyorlar. Bunlarla çözüyoruz ama altyapıda psikiyatrik faktörler tabii yatıyorsa ben öneride bulunuyorum. Lütfen başladık tedaviye. Çözmek psikolog lazım. Ya da bir psikiyatriste de danışalım lütfen. Ama maalesef hala halkımız çok fazla açık değil bunlara. Hep farklı şekilde algılayabiliyorlar ama gene de profesyonel bir yardım almak çok önemli. Lütfen başlayalım birlikte güzel bir şekilde sonuca varalım. Çünkü botoksun etkisi de kişiden kişiye 4 ayla 6 ay arasında bazen nadiren bir seneye kadar uzayabiliyor. Şimdi altyapıda psikolojik faktörler tabii varsa hasta gene 3 ay sonra geliyor. Ben gene aynı sıkıntıdayım. Dolayısıyla problemi kökünden çözmek, işte evet, uyku bozukluğu varsa onu da bir düzene sokmak, farklı doğru problemler varsa ben hep diyorum bir ekip çalışmasıdır. Evet. Kombine herkes tedavi üzerine düşeni kesinlikle doğru şekilde yapsın. Yani hasta da üzerine hasta düşeni, da üzerine yapsın, düşeni biz yapsın, de yapalım ki güzel bir sonuca varalım. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler.